İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Sanat, Kültür ve Miras Düzeni Konseyi'nin kurulmasına ilişkin 102 sayılı kararnamesi. Maher Arutunyan, Batı Ermenistan'ın savunması Artsakh halkının kararlılığı için yeni bir teşvik. Artsakh mültecileri, sürgün ve hayatta kalma başlıklı belgesel film. İşgal altındaki Artsakh'ta sanal camilerin arttırılması politikası. Türkiye'nin işgal ettiği Batı Ermenistan'ın başkenti Ani'yi temsil eden tabelalarda şehrin Ermeni tarihi neredeyse hiç geçmiyor. İran'ın kırmızı çizgisi. 12. ayın Batı Ermenistan heyetinin de katıldığı Ahtamar Adası'ndaki Ermeni Kutsal Aç Kilisesi'nde düzenlendi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın No 102-01-09-2024 Sanat, Kültür ve Miras Düzeni Konseyi'nin oluşma hakkındaki kararı Anayasanın 77. maddesi dikkate alındığında, Anayasanın 82. maddesi dikkate alındığında karar Madde 1 Sanat, Kültür ve Miras Düzeni Konseyi'nin oluşturulması bu konsey sanat, kültür, edebiyat veya miras alanlarındaki çalışmalarıyla öne çıkan veya Batı Ermenistan'da veya tüm dünyada sanat, kültür, edebiyat ve mirasın geliştirilmesine ve yayılmasına katkıda bulunan kişileri ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Maddi 2 Şeref Nişanı, Gomidas Vartabet'in, Soğumon Soğumonya'nın anısına ithaf edilen bir madalyadır. Her ödül, bakanın kararına tabidir ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayınlanacaktır. Madde 3. Karar Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayınlanacak ve yayınlandığı gün yürürlüğe girecektir. Şuşi Teknoloji Üniversitesi doçenti ve Kacar adlı bilim merkezi başkanı tarihçi Mıher Arutunyan, Batı Ermenistan Televizyonu ve Armenia TV'ye verdiği röportajda Arsa halkının Batı Ermenistan hükümetinin desteğine sahip oldukları için kendilerini daha güçlü ve korunmuş hissettiklerini kaydetti. Ona göre bu güven özellikle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armen Abrahamyan'ın attığı hukuki adımlarla pekişiyor. Abrahamyan, Arsa halkına umut aşılayan, geleceğe aydınlık yollar açan Arsa halkının haklarının korunması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Bu girişim Arsa halkına kararlı olma ve Arsa'ya dönüş mücadelesini sürdürme konusunda ilham veriyor. Harut bu tür adımların çok önemli olduğunu çünkü bunların sadece hukuki güç sağlamakla kalmayıp Arsa halkına kaçınılmaz dönüş hayalini gerçekleştirmeleri için manevi destek de sağladığını vurguluyor. Tarihçi Arsa halkıyla düzenli olarak toplantılar düzenleyerek Arsak'ın geri dönüşüne ilişkin aydınların görüşlerini tartışmak ve ortak adımlar atmak gerektiğini düşünüyorum diye ekledi. Bu tür gelişimler sadece stratejik öneme sahip değil, aynı zamanda Arsa halkının kendi geleceğine olan inancını güçlendiren derin sembolik değeri de sahiptir. Bir yıl sonra mülteciler anlatıyor. 2023 yılının Eylül ayı sonunda 9 aydan fazla süren kuşatma sonrasında 120 bin arsaklı sakini, Bakü'nün baskısı altında iki gün içinde asırlık topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Evlerini, işyerlerini, bin yıllık ibadethanelerini, mezarlıklarını terk ettiler. Onlar her şeylerini geride bırakarak kaçtılar. Onlar büyük bir ulusal dayanışma dalgasının yükseldiği Doğu Ermenistan'a sığındılar. Bir yıl sonra Doğu Hristiyanları projesi onlarla buluşuyor. Hala derin yaraları olan, psikolojik açıdan zor durumda olan, geleceğini hayal etmekte büyük zorluk çeken insanlar gördük. Hedefleri bir gün memleketlerine dönmektir ama nasıl iyileşecekler? Nasıl yeni bir hayat hayal edecekler? Kiliseler ne gibi yardımlar sağlıyor? Hayatlarını kendi başlarına nasıl idare ediyorlar ve bugün umutları neler? faaliyette Arta Psikoposlu Lideri Psikopos Vartanes, Azaduhi Simonyan ve Eçmiyaz'ın sosyal hizmetlerden Papaz Mayıs, Ermeni Katolik Kilisesi'nden Rahibe Sırpuhi, Gümrünün Garçmerük adlı merkezden Garine Gıyadukyan, Apovyan şehrinin okul öncesi merkezi Arusyak'tan Aruş Kaplielyan ve mültecilerin etkileyici ifadeleri yer alıyor. 15 Eylül Pazar günü Paris'te saat 9.30, Yerevan'da 11.30'da Frans 2 TV kanalında Sürgün ve Hayatta Kalma adlı belgesel film Artsakh Mültecileri adlı program içinde yayınlanacak. Film senaryosunun yazarı Thomas Balu ve Guillaume Juheryan, yönetmen ise Guillaume Juheryan'dır. Uydu haritalarının incelenmesi Azerbaycan tarafının Artsakh'taki cami sayısını yapay olarak artırmaya başladığını söylememizi sağlıyor. Özellikle Hadrut bölgesinin köylerinin Google Earth hizmeti aracılığıyla gözlemlenmesi sırasında Dağaser'de Ahkala Mescidi, Vartaşat'ta Edişa Mescidi, Gamra Kuç'ta Kırmızı Kaya Camii, Sarınşen'de Hazreti Ebu Bakır Mescidi, Zamzor'da Derekent Mescidi, Tokyo Mescidi gibi camilerin varlığına dair işaretlerin eklendiği dikkat çekti. Üstelik bu köylerde camilerin varlığına dair tabelalar sanki keyfi olarak yerleştirilmiş çünkü görsellere yakınlaştığınızda doğrudan köy evlerinin ve bahçelerinin üzerine yerleştirildiğini görebilirsiniz. Uydu fotoğraflarının incelenmesi sırasında Askeran şehrinde Askeren Mescidi'nin varlığına dair işaretin de yerleştirildiği anlaşıldı. Haritaya göre mescid şehir mezarlığının yakınındadır. Azerbaycan tarafının Artsakh'ın İslamlaştırılması politikasını sanal alanda da sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Cami tabelaları, uydu görüntüleri gösteren kamuya açık web sitelerine yapay olarak yerleştiriliyor. Hedef olarak Hadrut bölgesinin seçilmesi, köylerinin büyük çoğunluğunun Ermenilerden oluşması, Ermeni nüfusun bulunması ve buralarda hiçbir zaman İslami mescitlerin bulunmaması dikkat çekicidir. Hadrut şehrine en yakın köylerin camilerle donatılmış olduğu dikkat çekmektedir. Ortaçağ başkenti Ani'nin kalıntıları bugün işgal altındaki Batı Ermenistan'ın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biridir. Burada her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist zamanın en ünlü Ermeni şehirlerinden birini ziyaret edip, az çok korunarak bize ulaşan kültürel anıtlarla tanışıyorlar. Turistler arasında ani topraklarında hemen hemen her gün karşılaşabileceğiniz çok sayıda Ermeni de bulunmaktadır. Özellikle şehrin Ermeniliğinden ve Ermeni Krallığı tarafından inşa edildiğinden, Pek söz etmeyen şehrin yapım tarihi ile genel tarihini gösteren tabelalar ve anıtlar Ermenilerin dikkatlerini hemen çekmektedir. Örneğin şehrin giriş duvarlarının hemen yanına yerleştirilen tabela antik çağlardan başlayarak gamsarakanlar Bagratuniler gibi öncesi ortaçağ kentinin tarihinin tüm kronolojisini sunuyor. Kent'in Bagratuniler tarafından kuruluş tarihi lefalarda ayrıntılı olarak anlatılıyor ancak bu kraliyet ailesinin temsilcilerinin uyruğu ve kökeninden bahsedilmiyor. Hatta şehrin kronolojisinde Ani'nin bir süreliğine Gürcü krallığının egemenliğine girdiği bile belirtiliyor ancak Ermeni krallığı hakkında herhangi bir bilgi yok. Anıtları temsil eden tabelalardaki bilgilerde yapım tarihi, onu yaptıran kral veya prensin belirtilmesi durumunda da aynı tablo hakimdir. Ancak bunların Ermeni kökenleri hakkında hiçbir şey söylenmemektedir. Ani Katedrali bu açıdan aşağı yukarı layıkıyla temsil ediliyor. Bu arada şehre giriş ücreti 8 dolara denk gelen Türk lirasıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından devletin Doğu Ermenistan-İran ilişkilerine ilişkin tutumu değişmedi. İranlı yetkililer Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü korumaya devam edecek ve Doğu Ermenistan'ın egemenliğini ihlal eden Zangezur koridoru fikrini reddedecek. İran'ın Doğu Ermenistan Büyükelçisi özellikle Bakü'nün Sünik bölgesi üzerinden Nahçıvan'a bağlayan yola ilişkin tartışmalarda bu tutumu yeniden doğruladı. Sınır değişikliklerinin stratejik çıkarlarına müdahale etmemesi İran için önemlidir ve İran koridorların yönetimine yabancı güçlerin müdahalesine karşıdır. Bu sınırın günümüz İran'ı ile olan sınırı ve müttefik ve ilişkili devletler Yüksek Konseyi tarafından resmen tanınan 1920 Ermenistan Cumhuriyeti'nin yani Batı Ermenistan'ın uluslararası sınırının tek egemen kısmı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Konstantinopolis Ermenileri Patriği Başepiskopos Sahak Maşalyan, Van Gölü'nün Ahtamar Adası'ndaki Ermeni Kutsal Aç Kilisesi'nde ayin yaptı. Maşalyan, tören öncesinde Van'a giderek burada valiyle görüştü. Ayine katılmak için sadece Konstantinopolis'ten değil, Doğu Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan da Ermeniler geldi. Ayinde Batı Ermenistan'ın temsilciler de hazır bulundu. Katılımcılar heyecanla anlattı izlenim tarif edilemezdi. O anlar her zaman kalbimizde kalacak. Ama geri dönmek en zoruydu. Sanki çocuğumuzu adada bırakmış gibi. O çocuk yine düşmanın eline bırakıp terk ettiğimiz kilisemizdi. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.